Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan pilot, emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken bir teknisyen yaralandı. Kaza dün gece saat 22.49 sıralarında meydana geldi. Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Kartal köyü mevkiinde kırıma uğradı. Helikopterle en son temas edilen bölgeye arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve şehit sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu belirtti. Şehit pilotların naaşı olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu uzman çavuş Kadir Dingil şehit oldu. İki asker de yaralandı. Dingil'in şehadet haberi Osmaniye'deki Baba Ocağı'na verildi. Acı haber bu kez Kuzey Irak'tan geldi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda piyade uzman çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğu, iki askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit piyade uzman çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı. Şehit piyade uzman çavuş Kadir Dingil'in şehadet haberi memleketi Osmaniye'deki ailesine verildi. Şehidin babası Mehmet Dingil gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade uzman çavuş Kadir Dingil'in cenazesi memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Adayları tek tek açıkladı. Erdoğan, muhalefete deprem turistleri dedi, yüklendi. Erdoğan, altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yerler esiyor diyor. Antakya Belediye Başkan adayımız İbrahim Naci Yapar. Adayları tek tek açıkladı, muhalefeti eleştirdi. Daha düne kadar allanıp kullanarak millete dayatılan altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yerler esiyor, yerler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden de değiliz. Muhalefete deprem turistleri diyerek tepki gösterdi. Deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhur İttifakı'nın Hatay'daki belediye başkanlarının isimlerini anons etti. Yayladağı belediye başkan adayımız Mehmet Yalçın ve Yayladağı Mehmet Yalçın. Tüm adayları kürsüye çağıran Erdoğan adaylarla birlikte böyle poz verdi. Bu yılın bütçesinde de depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.